6331 sayılı kanun. Evet, iş güvenliği ve iş sağlığı konusu. İşverenlere de bazı görevler düşüyor dedik. Biz bunları teknik boyuttan ziyade anlaşılabilir bir dille ekrana taşıyalım dedik. Ve Türkiye'nin işçi sağlığı ve iş güvenliği karnesini de birazcık ortaya koyalım dedik. Ve bu konuyla ilgili Sayın Osman Eliköteoğlu beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Türkiye'nin işçi sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda kat ettiği yolu, biraz kanunlar, biraz uygulamalar, tabii, bu boyutuyla bir fotoğrafını ortaya koyalım biz. B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Hoş geldiniz. Sektöre 4 yıldır hizmet veriyoruz. Evet. Bu konuda da ilerleme kaydediyoruz ülkemiz gibi. Takdir edersiniz ki ülkemiz sanayi devrimini yaşamadan teknolojiye adapte oldu. Bundan dolayı da bazı kanunlar ve yönetmelikler ülkemize geç gelmiş olabilir ama 2012 yılının Haziran ayında 6331 sayılı kanun yönetmeliğe girdikten sonra Ocak 2013'te 50 ve üzerinde çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli gruplara iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli zorunlu hale getirildi. Tabii 3,5 yıl geçti aradan. Ondan bir yıl sonra yine Ocak 2014'te tehlikeli ve çok tehlikeli grupların hepsine 50'den aşağı çalışanı da olsa yine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunlu, kanunsal bir zorunluluk olarak işverenlerin önüne sunuldu. Son sorum efendim. Buyurun. Vaktimiz dar ama biz sizinle inşallah bir program daha i̇nşallah. Yapalım. Meslek hastalığını konuşmamız gerekiyor. Tehlikeli gruplarla ilgili riskleri vesaire sıralamamız gerekiyor ama vatandaş hem çalışıp hem haksızlığa uğradığını düşünüyor ise, evet, işçi kesimi için söylüyorum, hı hı, veya çalışanlarla ilgili, nereye müracaat etmeli, hakkını nasıl aramalı ve buradan işverenlere de uyarılarınızı kameraya bakarak, tabii, sıralamanızı rica ediyorum son 1,5 dakikada. Çalışanlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bölge müdürlüklerine başvurmalı. İnternet üzerinden de yapabiliyorlar. Telefon hattı da var bu konuyla ilgili. Ama bizatihi gidip o bölgedeki bölge müdürlüğüne başvururlarsa yaklaşık 10-15 gün içerisinde kendilerine tekrardan dönülüyor bu konuyla ilgili. Ve şu an ülkemizde bu hizmet çok üst seviyelere çıktı. Kesinlikle bölge müdürlüğünden kendilerine dönüş yapılıyor. İşverenlere de şunu söylemek isterim. 11 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni bir yönetmelik çıktı, idari para cezası anlamında. Bu yönetmeliğe göre, tehlike sınıfınıza göre 500 TL ile 300 bin TL rakamı arasında büyük meblağlar, cezalar var. 1,5-2 milyarlık bir yatırımın karşısında yapılmadığı takdirde 300 bin TL'ye kadar para cezası ödeyebiliyorlar. Bence burada bir muhakeme yapmaları gerekiyor. Kendilerine ileteceklerim bu kadar. Efendim hem işçilere biraz moral verdik hem işverenleri uyardık, evet, ama Türkiye'nin gerçeğini de bir parmak basmaya çalıştık 20-25 dakikalık süre içerisinde. Bu konu Derya Deniz birkaç damlasından... Son bir ekleme yapabilir miyim, buyurun, bu konuyla ilgili? Ben iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin devlet, işveren, işçi üçgeninde ortaya oturtulduğunu düşünüyorum ama bu konuda şöyle bir şey daha yapılmalı. Özellikle, buyurun, sivil toplum örgütleri, işte dernekler, vakıflar, mühendislik, mimarlık odaları biraz daha etkin olabilmeli. Biz yöneticisi bulunduğum aile derneğinde... Sivaslısın. Evet, Sivaslıyım. Eliköteoğullar Ailesi Kültür Dayanışma Derneği'nin de yönetim kurulu başkanıyım. Bir aile derneğimiz var. Maşallah. Biz buralarda bilinçlendirme yapıyoruz. Biraz daha sivil toplum örgütlerinin ellerini taşların altına koyması gerekiyor. Projelerle devlete, evet, biraz daha imkan tanımaları, evet, gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum, hı-hı, katılımınızdan dolayı.